Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Beşiktaş'tan bir sponsorluk haberiyle devam edelim. Beşiktaş Bahreyn merkezli finans şirketi Reyn'le forma ve stadın bir tribünün isim hakkı için anlaşma imzaladı. Törende konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, Talisca transferi konusunda gelen soruya da cevap verdi. Peki, teşekkür ediyorum. Beşiktaş Bahreyn merkezli finans şirketi Reyn'le sponsorluk anlaşması imzaladı. 2 yıllık anlaşma kapsamında firma, siyah beyazların formasının göğüs kısmına ve stadın bir tribününe ismini verecek. Beşiktaş'tan kamuya aydınlatma platformuna yapılan bildirimde 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün sponsorluğu ve 2022-23 sezonundan başlamak üzere 2023-24 sezonu sonuna kadar forma göğüs sponsorluğu kapsamında şirketimize toplam 12.250.000 avro ve KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır ifadelerine yer verildi. İmza töreninde konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Talisca'nın transferiyle ilgili gelen soruya da cevap verdi. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Yani neden olmasın ki? Niye sınırlıyorsunuz ki? Yani Talisca tamam iyi bir futbolcuydu, şuydu buydu. Daha iyisi yok mu sizce? Biz daha da iyisini tercih ederiz. Varsa, bulabilirseler. Anlaşma sağlandı mı? Beşiktaş'ta güneşli günler yakın. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları yeniden hız kazanırken, listenin ilk sırasına bir kez daha Şenol Güneş'in ismi yazıldı. Siyah-beyazlıların Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin ortadan kalkmasından sonra Önder Karaveli'nin gelecek sezonda takımın başında olma ihtimali de yok denecek kadar azaldı. Yeni teknik direktör konusunda başlayan çalışmalar, derbi sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla daha da hızlandı. Beşiktaş yönetiminde derbi maçından sonra 2 kez teknik direktör konusunda yerli ve yabancı adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Yöneticilerin tek tek fikirlerini paylaştığı toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir kez daha Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine düşüncelerini sordu. Başkanın bu sorusu üzerine yöneticilerden bazıları Güneş ismine sıcak bakarken, bir kısmı ise yabancı hocada ısrarcı oldu. Başkan Çebi'nin bu gelişme üzerine yönetici arkadaşlarına, yeni sezonda yeni teknik adama ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Türkiye'yi bilen, takımı tanıyan ve tecrübeli bir isim olarak Şenol Güneş ismini listenin ilk sırasında düşünmemizden doğal bir durum yok. Sizlerin de onaylaması durumunda başarılı hocayla yeniden çalışabiliriz fikrini sundu. Bu arada Şenol Güneş'in, Beşiktaş'tan gelecek bir teklife sıcak bakacağı ve yolların yeniden kesişeceği ifade edildi. Beşiktaş camiasında, mevcut yönetimin Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardığı ancak resmi açıklamanın Mayıs ayındaki seçim sonrasında yapılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kongrede yine aday olacak olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanmasının ardından Şenol Güneş'i açıklayacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca yarışı. Beşiktaş'ın eski yıldızı için transferde büyük savaş kapıda. Brezilyalı oyuncu, kulübü Al-Nassr ile köprüleri atmak üzere. Yıldız oyuncunun menakerinin önümüzdeki günlerde Al-Nassr yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ayrılığı resmileşmesi bekleniyor. Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda. Galatasaray, hem Gelson Fernandes transferinden hem de derbideki erteleme polemiği nedeniyle ezeli rakibine transferde darbe indirmek istiyor. Beşiktaş ise eski oyuncusunu transfer ederek önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor. Josef ve Gelson Fernandes ile orta sahası güçlenecek Kartal, Talisca ile birlikte rüya takımı oluşturmayı planlıyor. Kulüp kariyerinde 283 maça çıkan sambacı yıldız, 116 gol atarken 37'de asiste imza attı. Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Talisca, 55 karşılaşmada 27 gol ve 9 asist üretmişti. Beşiktaş, Güven Yalçın ile imzalıyor. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Güven Yalçın'ın kontratını uzatmak için sona yaklaştı. Siyah-beyazlı ekipte kontratı sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın, Beşiktaş'la yola devam etme kararı aldı. Genç oyuncunun menajeri Ersin Akan'ı İstanbul'a çağıran yönetim, bu hafta içinde anlaşmayı sağlamayı umuyor. Beşiktaş'ta derbi maçta oyundan alınmasına sinirlenen Güven Yalçın'a ilk tepki teknik kadrodan geldi. Güven'in oyundan çıktıktan sonra soyunma odası koridorundaki korkulukları tekmelediği ortaya çıkması üzerine yönetim de harekete geçti. Teknik direktör Önder Karaveli, hem kendisine hem de takım arkadaşlarına yapılan saygısızlık nedeniyle genç yıldızdan özür dilemesini isteyeceği belirtildi. Beşiktaş yönetiminde yaprak dökümü. Artık yoruldum. Beşiktaş'ta 2. Başkan Adnan Dalgakıran, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve tesislerden sorumlu yönetici Berkan Gocay, Mayıs'taki seçimde görev almayacaklarını Başkan Ahmet Nur Çebi'ye iletti. Dalgakıran'ın, işlerim yoğun. Yoruldum, yeni dönemde yokum. Ancak dışarıdan destek vereceğim dediği iddia edildi. Dalgakıran, ayrıca yeni yönetimde yer almayacağını doğruladı. Dalgakıran, 2019'da başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti. Halil Akbunar için Beşiktaş iddiası. Göztepe, Süper Lig'de 27 puanla 18. sırada yer alırken, Sarı Kırmızılıların 28 yaşındaki yıldızı Halil Akbunar takımının ligde kalmasını sağlamak için büyük çaba harcıyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon forma giydiği 25 karşılaşmada 4 gol 5 de asist ile İzmir ekibinin en etkili isimlerinden biri durumunda. Göztepe küme düşerse Halil Akbunar serbest kalacak. 10 yıldır giydiği Göztepe formasıyla milli takıma kadar yükselen Halil Akbunar'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü. İzmir ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'in, Göztepe'nin küme düşmesi durumunda sözleşmesindeki madde gereği serbest kalacağı öğrenildi. Beşiktaş, Tosun Paşa'sına kavuşuyor. Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Cenk Tosun ile Beşiktaş'ın yıllık ücret konusunda pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Sezon sonunda Everton'la yollarını ayıracak olan Cenk Tosun, adale sakatlığı sebebiyle tedavisine İstanbul'da devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarların Tosun Paşa lakaplı tecrübeli futbolcusu, yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymek için €2,2 milyon talep ediyor. Beşiktaş'ın da son olarak €1,6 milyon seviyesine çıktığı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde derbi için İstanbul'a gelen Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor. Her sene Beşiktaş yazılıyor, yaza kadar Everton ile devam, sonrasında karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan ve sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek Cenk Tosun, Galatasaray-Beşiktaş derbisini statta takip etmişti. Beşiktaş'ta derbi sonrası hedef 3 puan. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir tesislerinde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra 3 takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı. Oğuzhan Özyakup ile Wellington, takımdan ayrı çalıştı. Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek. Beşiktaş, Hatayspor maçıyla sil baştan. Beşiktaş yönetiminin sezon sonuna kadar anlaştığı teknik direktör Önder Karaveli, Galatasaray karşısında yapılan hatalar ve analizleri futbolcularla toplantı yaparak tek tek anlattı. Karaveli, Hatayspor ile yapılacak karşılaşma için sıkı önlemler aldıklarını belirtirken, bu mücadelede kadroda da değişiklik yapacak. Batshuayi, Rıdvan, Larin ve de Souza'nın yarınki mücadele ilk 11'de olması bekleniyor. Bu arada son haftalarda kötü performans sergileyen Rosier'in de teknik ekip tarafından sert bir şekilde uyarıldığı öğrenildi.